Merhaba, hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün Roma İmparatorluğu'nu öğreneceğiz. Gerçekliğinden hiç şüphemizin olmadığı, kurtlar tarafından büyütülen Romulus ve Remus isimli ikizler Yeditepe üzerine bir şehir kurdu. Öğretmenim, SPQR neyin kısaltması? Sıra, para, küre ve resimin. Tabii ki hayır. Senatus Populus Romulus, yani Roma Senatosu ve halkının kısaltması. Bu Roma Cumhuriyeti'nin sloganıydı. Bugün tarihteki büyük adamları geleneksel bir yöntemle inceleyeceğiz ve ilk olarak Julius Caesar'a bakacağız. Ama önce şu soruyu soralım. Bir insanı 23 kere bıçaklamak ne zaman kabul edilebilir? Sezar'ın Roma Cumhuriyeti'ni yıkmaya kalkışması yüzünden Romalı senatörler tarafından öldürüldüğünü söyleyerek aslında Shakespeare bu soruyu cevaplamış. Ama Shakespeare'in bu söylediği doğru olsa bile biz yine de şu soruları cevaplayalım. A. Roma Cumhuriyeti korunmaya değer miydi? B. Sezar gerçekten de onu yıktı mı? Roma Cumhuriyeti'ni gerçekte ve hayal dünyasında yaşatan şey onun dengesiydi. Yunan tarihçi Polybius'a göre Roma'da monarşi, aristokrasi ve demokrasinin birleşiminden oluşan bir yönetim biçimi vardı. Devletin aristokrasi, demokrasi veya monarşi olup olmadığını kendinden emin bir şekilde tespit etmek hiç kolay olmasa gerek. Bu harmanlanmış sistemin kalbinde Senato yer alıyordu. Senato bir grup elit aileden seçilmiş kanun koyucu topluluktan oluşuyordu. Roma iki geniş sınıfa bölünmüştü. Aristokrat ailelerden oluşan küçük bir grup olan soylular ve alt tabaka, yani geriye kalan herkes. Senato kanun koyucularla büyükçe bir dayanışma konseyinin karışımıydı. Asıl işleri konsülleri için politika belirlemekti. Her yıl Senato Roma'nın idari amirleri olarak çalışmak üzere iki konsül seçiyordu. Konsüllerin iki tane olması gerekiyordu. Böylelikle birbirlerinin arasını kontrol ediyorlardı. Ayrıca birisi savaşta yeni topraklar fethederken diğeri de ülke içindeki işleri yönetiyordu yani. Hükümet üzerinde iki denetim mekanizması vardı. Bunlardan ilki yönetim dönemlerinin bir yılla sınırlı olmasıydı. Bir yılda ne kadar bela yaratabilirsiniz değil mi? İkincisi bir senatör konsül olarak bir kere hizmet ettiğinde gelecek 10 yıl boyunca onun tekrar konsül olması yasaktı. Bu aslında haftada sadece bir dürüm yiyeceksiniz demek gibi bir şey. Sonra birkaç istisna derken sonunda bir bakmışsınız her gün bol soğanlı ve baharatlı dürüm yiyip duruyorsunuz. Doğru ya, Romalılardan bahsediyoruz. Romalıların bir de diktatör pozisyonu var değil mi? Cumhuriyet mutlak bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığında yönetime el koyabiliyordu. Buna örnek olarak kendini hiç düşünmeyen hükümdar Cincinnatus'u verebiliriz. Çiftliğinde tatlı tatlı emekliliğini yaşayan Romalı general devlet zor duruma düşünce ordusunun başına geçti ve düşmanları mağlup ederek Roma'yı zafere ulaştırdı. Sonra da bütün yetkilerini bırakıp o güzel çiftliğine geri döndü. Tabii o zamanlar Ohio'nun ikinci büyük şehrine onun adının verileceğini bilmiyordu. Bu liderlik modeli Amerikalılara tanıdık gelebilir çünkü George Washington iki dönemlik başkanlık fikrini ortaya koyduğunda Cincinnatus'tan çok etkilenmişti. Şimdi sahneye Sezar geliyor. Savaş Yıldızı Galaktika dizisinde bir Gaius olduğunu hatırlıyorum. Gaius Julius Caesar milattan önce 100 yılı civarında Roma'nın önce ailelerinden birinin oğlu olarak dünyaya geldi. Senatör sınıfından geliyordu. Doğal olarak Caesar orduda ve Senato'da görev aldı. Rütbeleri bir bir atladı ve en kıdemli general olarak hizmet verdikten sonra İspanya valisi olarak sahneye çıktı. Sonrasında konsül olmak için yarışmaya karar verdi. Ancak kazanabilmesi için Caesar'ın maddi desteğe ihtiyacı vardı. Bunu da Roma'nın en zengin adamlarından biri olan Crassus'tan aldı. Crassus'un bir yangın söndürme şirketi vardı ve iş modeli aynen şöyleydi. Hey, gördüm ki yanıyor. Bana biraz para ver söndüreyim. Sezar milattan önce 59'da konsül olmayı sonunda başardı. Böylece Crassus ve Roma'nın diğer en güçlü adamlarından biri olan General Pompey ile işbirliği yaparak Roma politikasına egemen olabileceğini gördü. Şüphesiz Pompey'in Büyük İskender'e olan hayranlığını hatırlıyorsunuzdur. Crassus, Pompey ve Sezar Latince 3 adam anlamına gelen birinci triumvirliği kurdu. Bu ittifak Sezar'ın epey işine yaradı ama diğer ikisi için iyi olmadı. Hadi düşünce balonuna gidelim. Genellikle Senato'ya kanunların geçmesi için Pompey'in birlikleriyle gözdağı verilerek geçen bir yıllık konsüllüğün ardından Sezar Galya valisi olarak atandı ya da Galya'nın en azından Roma tarafından denetlenen güney kısmına diyelim. Sezar hızlıca Galya'nın geri kalanını da fethetti. Böylece Sezar'ın 4 sadık ordusu ve Romalıların dediği gibi lejyonu onun gücünün kaynağı oldu. Sezar fetihlerine devam etti. Britanya'yı istila etti ve Galyalılara karşı bir savaş daha kazandı. O uzaktayken Crassus Part krallığına ilgili yapılan bir savaş sırasında yani öldü. Artık Sezar'ın rakibi ve düşmanı olan Pompey konsül seçildi. Pompey ve Senato Sezar'ı görevden alıp Roma'ya çağırmaya karar verdi. Eğer Sezar Roma'ya bir ordusu olmadan dönseydi konsüllüğü yozlaştırmaktan ve valilik yetkilerini aşmaktan yargılanabilirdi. Buna karşılık Sezar 13. bölgeyle birlikte geri döndü. Rubikon nehrini geçerek o meşhur ok yaydan çıktı ya da bırakın ok yaydan çıksın sözünü söyledi. Özür dilerim düşünce balonu. Kaynaklar çelişiyor. Sezar aslında kendi şehrini işgal ediyordu. Pompey Roma ordusunun başındaydı ama krallar gibi şehirden kaçtı. Milattan önce 48'e gelindiğinde Sezar Roma'nın bütün topraklarına hükmediyordu. Ünvanı hem diktatör hem konsüldü. Sezar Pompey'in peşine düşerek Mısır'a kadar gitti. Ancak Pompey zaten Firavun Ptolemy'nin ajanları tarafından öldürülmüştü. O sırada Mısır'da bir iç savaş vardı. Firavun'la kız kardeşi aynı zamanda eşi olan Kleopatra arasında sürüyordu bu savaş. Ptolemy
Sezar'ın düşmanını öldürerek Sezar'ın desteğini kazanmak istiyordu. Ama Sezar, küçük kardeşime benim üstüme kimse dokunamaz, öldürmek de buna dahil diyerek çılgına döndü. Dolayısıyla Sezar Kleopatra'nın yanında yer aldı. Bir de üzerine aşk afişle ettiler. Teşekkürler düşünce balonu. Kleopatra antik Mısır'ın son firavunu oldu ve imparator ayağıma yapışmış bir bebek var Augustus yerine Mark ben yanlış atım Antony üzerine bahse girdi. Ama bu olanlardan önce Sezar Mısır'dan Roma'ya dönmüştü. Tabii yol üzerindeki birkaç kralı aradan çıkartmak için biraz mola verdi ve tekrar diktatörlüğünü ilan etti. Bu pozisyon daha sonra 10 yıllığına dönüştürüldü. 10 yıla dönüştürüldü yani ve son ömür boyu uzatıldı. Milattan önce 46'ta konsül seçildi ve 45'te tekrar konsül oldu ama bu sefer son seferde ikinci eş konsül olmadan. Milattan önce 45'te Sezar Roma'nın tartışmasız bir şekilde efendisi oldu. Üstüne üstlük gücüne güç katan birçok reform yaptı. Askerler için toprak geliri sağladı. Romalı borçluların çoğunluğunun borçlarını tekrar yapılandırdı. Hatta takvimi de değiştirip bugün kullandığımız hale getirdi. Ama milattan önce 44'te birçok senatör Sezar'ın Roma üzerinde fazla egemen olduğuna karar verdiler. Onu senatonun ortasında 23 kere bıçakladılar. Bu Sezar için beklenmedik oldu ama Brutus'un komplocılardan biri olduğunu anladığında sen de mi Brutus demedi. Bu sadece Shakespeare'in kafasında kurduğu bir sahne. Komplocu Sezar'ın ölümünün Roma Cumhuriyeti'nin toparlanmasını sağlayacağını düşündüler ama yanıldılar. Öncelikle Sezar'ın reformları Romalılar arasında çok sevilmişti. Halk evlatlığı Octavian'ı selamladı ve baş adamı Mark ben yanlış atım Antony ve Lepidus ile ikinci triumvirliği oluşturdular. Oluşan bu triumvirlik ikinci iç savaşa sebebiyet veren fena bir başarısızlıktı. Octavian ve Antony kavgaya giriştiler. Sonunda da Antony yanlış at kaybetti. Octavian kazandı ve ismini Caesar Augustus olarak değiştirerek ayağına yapışan bebekle Roma'nın tek başına hükümdarı oldu. İmparator unvanı aldı ve hemen ertesi hafta kendini Divini Filius yani Tanrı'nın oğlu ilan etti. Öyle paralar bastı yani böyle tanımlayan. Augustus Roma Cumhuriyeti'nin eski halini koruyormuş gibi yapsa da Senato her şeyi onaylayan bir damgadan fazlası değildi. Bu bana açık mektup zamanının geldiğini hatırlattı. Film sihri. Roma Senatosu'na açık mektup. Önce gizli bölmeyi kontrol edelim. Ne var burada? Ah işte bir mızıka. Eski bir Roma halk müziği çalmamı ister misiniz size? Evet. Bu kısma harika bir mızıka müziği eklediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili Roma Senatosu, İmparator Augustus'un kanunlarını onaylayıp duruyor olmanıza veya Sezar'ı kutsal salonda bıçaklamanıza rağmen hep bir şeyler yapıyordunuz. Küçük bir yetişkin azınlığın oylama sonucunda en moda seçiminin yatak örtüsü çıktığı 30 yaşındakiler gibi nostaljik olmak istemem ama en azından siz bir şeyler yaptınız çocuklar. Sizin senatonuz soylular tarafından seçildi. Bizim Birleşik Devletler'deki senatomuz ise bloke edenler sınıfından seçildi. Ama beni yanlış anlamayın Roma Senatosu çünkü siz berbattınız. En iyi dilekler. Ne? O halde Sezar Roma Cumhuriyeti'ni yerle bir mi etti? Bir dizi iç savaş başlattı kardeşi için kendisi için yani güce el koydu, cumhuriyet düşüncesini çökertti, anayasayı değiştirdi. Bunu yapan ilk olsaydı tek suçlu o olurdu ama ilk o değildi. Örnek olarak General Marius'u düşünelim. Generalliği süresince güce erişti. Orduyu kendine sadık olan ama Roma'ya sadık olmayan fakirlere açmaya niyetlendi ve orduda kendisine iyi hizmet edenlere toprak vaat etti. Bu tabii ki Romalıların yeni toprakları fethetmelerine bağlıydı. Böylece yeni lejyonerlere de toprak vermeye devam edebilirlerdi. Sezar'dan 60 yıl önce Marius da 5 kez üst üste konsül oldu. Bir de Marius'a benzeyen Romalı general Sulla'ya bir bakalım. O da aynı şekilde ordularının Roma'ya değil de kendisine sadık olmasını sağladı. Sezar'ın sahneye çıkmasından 30 yıl önce Roma'ya saldırdı ve M.Ö. 81'de binlerce insanı katlederek diktatör oldu. Tarihteki büyük adamlara geleneksel yöntemle bakmaktan vazgeçersek eğer bu soruya tümden bakmanın bir yolunu daha görebiliriz. Belki Roma bir imparatoru olmadan imparatorluk haline gelmiştir. Pers imparatorluğunu hatırlıyor musunuz? O imparatorluğun bazı ayırt edici özellikleri olduğunu hatırlayacaksınız. Birleşik bir devlet sistemi, sürekli büyüyen bir ordu ve toplumda çeşitlilik olması gibi. Roma İmparatorluğu'nda imparatorluk olmadan çok öncesinde bu üç özelliğin hepsi zaten vardı. Roma bir şehir olarak başladı, sonra şehir devletlerine dönüştü, sonra krallık oldu ve sonra da cumhuriyet oldu. Ama tüm bu zaman içinde Roma etrafındaki bölgelerden oluşmuştu. Milattan önce 4. yüzyıldan itibaren Roma komşularını bünyesine katmaya başladı. Latinler, Etrüskler ve kısa süre sonra bütün İtalya üzerinde hakimiyet kurdular. Ama bu toplumda çeşitlilik değildi. Anlatmak istediğim kişisel bir durum değil. Ancak İtalyanlarla sürekli jest ve mimik kullanmak gibi birçok ortak özelliğimiz var. Gerçek yayılma ve çeşitlilikten bahsedecek olacak. Kartaca savaşlarından bahsetmemiz gerekir. Hatırladığım kadarıyla bu savaşın başlıca sebebi Hannibal'in Alpleri çılgın savaş filleriyle geçmesiydi. Muhtemelen bu fillerin son kez ayaklanarak fil uçakları ve fil arabalarıyla gizli fil cemiyetlerini kurmasıydı. İlk Kartaca savaşından Roma Kartacalılar
Katarların hakimiyetindeki Sicilya'yı istedi. Roma kazandı ve bu durum Kartaca'yı epey sinirlendirdi. Böylece 2. Kartaca Savaşı başladı. Milattan önce 219'da Hannibal bir Roma kasabasına saldırdı. Sonra komuta ettiği orduyla İspanya'ya yaşarak çılgınca Alpleri fillerle geçti. Hannibal ve fil ordusu neredeyse kazanıyordu ama ne yazık ki kazanamadı. Sonuç olarak Romalılar İspanya'yı aldı. İspanya'daki insanlar Russell Crowe'un gladyatör karakterinin aksine kesinlikle Romalı değiller. Bu milattan önce 201 yılında Roma'nın kuşkusuz bir imparatorluk olduğu anlamına geliyor. 3. Kartaca Savaşı formalite icabıydı. Roma bir bahaneyle Kartaca'ya saldırdı ve orayı yerle bir etti. Bu yüzden bugün haritada yerini bulamazsınız. Zamanla tüm bu bölge ve daha da fazlası vilayet sistemine dahil edecekti ve milyonlarca insan Roma İmparatorluğu'nun himayesine geçecekti. Augustus Roma'nın ilk resmi imparatoru olana kadar Roma'nın cumhuriyet olduğunu söylemek oldukça gülünçtür. Çünkü o vakte kadar geçen 200 yıl boyunca Roma zaten bir imparatorluktu. Cumhuriyetin ölmesinin Sezar'dan çok önce olduğunu söylememin bir sebebi var. Muhtemelen Roma'nın imparatorluk olduğu zamana denk geliyor. Eğer Roma Cumhuriyeti fikrini parçalayacak bir şey varsa bu da gücün tek bir kişinin elinde olmasıdır. Bu kişi de hep bir general olmuştur. Sonuçta Roma'ya bir ordu olmadan dalamazsınız, değil mi? Peki neden bu kadar güçlü generaller vardı? Çünkü Roma bir imparatorluk olmaya karar verdi ve imparatorlukların askeri olarak genişlemesi gerekir. Özellikle Roma İmparatorluğu'nun askeri olarak genişlemeye ihtiyacı vardı. Çünkü yeni ve emekli olan lejyonerlere sürekli toprak vermesi gerekiyordu. Bu genişleme böylesine güçlü generaller yarattı. Çeşitli insanları bünyesine katmak da onların sadakatini bir fikirden ziyade generallere odaklı olmasını yani kolaylaştırdı. Jules Caesar imparatorlar yaratmadı. İmparatorluğun kendisi imparatorları yarattı.